Güzel bir yüz, iyi bir yüz. Beyaz gömlek, siyah pantolon, milliyetçi bir söylem, yarım ekmek içi döner ayran, popüler bir sanatçıdan konser, dolan meydanlar, kalabalıklar, 7,2 oy. Şimdi hatta bazı vatandaşlarımız, Necip milletimizin seçkin evlatları, bazıları dediler ki ya bu adam motor olayı dolandırmış. Bize de bir faydası olur herhalde filan. Böylesi tartışmalarla alınan 7,2. O yüzden hani benim 15 bin kitabım, 20 bin kitabım var. Malım mülküm yok filan. Oho. Bir gün özgür Türkiye'nin hayalini kuralım. İnce Hatay'da ilk 100 gün projesini açıkladı. O hali kaldıracağını tekrarlayan İnce. Bunu mevcut iktidar da söylüyor. Süreyi uzatmayacağız ama hani o haldir gerekirse getirmek kolay demeye getirdi Cumhurbaşkanı. Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde kuracağım. Şimdi bu yuvarlak bir laf. Tüm kesimler deyince o kesimler kim sorusu ortaya çıkar. Bunu isimlendirmeli. Değil mi efendim Muharrem Bey? Öyle ya bütün kesimler filan, tüm kesimler. Kim o kesimler? Bağımsız yargı için yargıçlar Cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak. Tabi bu sembolik anlamda herhalde. Yoksa hani kanuna madde koyarsınız. Cumhurbaşkanı geldiğinde bir tek yargıçlar ayağa kalkmaz dersiniz. İşi çözersiniz de. Yargı bunu usul haline getirdiğinizde bağımsız olmuş olur mu? Yargı Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Kuvvetler ayrımı değil, kuvvetler birliği var diyenlerin haklı gerekçeleri var. Yüksek yargının atamaları dolayısıyla. Öyle değil mi? Evet. Yani o konuda Muharrem Bey bir şey söylememiş. Efendim, oy kullanırken dikkat diyor artık. Oy kullanırken dikkatli olun efendim. Doğru yere mührü vurun. Tercihiniz neyse tam onun üstüne basın. Sonra da sandıklar sayılırken başında durun. Özeti bu. Peki öbür taraftan siyasi partilerin işi ne? Büyük partilerin işi bu. Yani AK Parti'nin genel başkan yardımcısı seçim işlerinden sorumlu. Ta haftalar önce açıklama yapıyordu. 1 milyon sandık görevlimizden söz ediyordu. 1 milyon sandık görevlimiz var diyordu. 183 bin sandık var toplam. Ana muhalefet partisi, diğer iddialı partiler, ittifak yaptınız. Madem öyle, sadık müşahitliği işini de paylaşın. Öyle ya. Hani ciddi altyapısı teşkilatı olan partiler var. Saadet Partisi gibi. Yani oy oranıyla mukayese edilemeyecek türden hala bir teşkilatı var Saadet Partisi. İşte yeni kurulan partiler filan müştereken bir paylaşım pekala yapılabilirdi. Ama böyle bir çalışma yok. Tabii daha iyi bilir onlar da. Evet. Efendim devam edelim. Devam edelim. Gelelim Cumhuriyet'e. Madem Cumhuriyet'e geldik bu arada bir kısacık alıntı yapacağız. Cicdem Toker'den ki Cicdem Toker malum şu anda yargılanıyor. Önce o haberi paylaşalım. Bu arada Cicdem Toker'in yazısı da hazır zaten. Yazarımız Toker hakim karşısında. Bu dava bizi korkutamaz. Gazetemiz yazarı Cidem Toker. Agrobay seracılık şirketine verilen domates ihalesiyle ilgili yazısı nedeniyle açılan 1,5 milyon liralık tazminat davasında hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada Toker yazdığım köşe yazısı ifade özgürlüğü sınırları içerisindedir diyerek davanın gazetecileri korkutamayacağını söyledi. Şimdi özellikle kamu ihaleleri, belediye ihaleleri ve kaynakların idare tarafından, hükümet tarafından nasıl kullanıldığı bu tür alanlarda çok çarpıcı, dikkat çekici yazılar yazıyor
çok nadir alıntı yapıyoruz. Çünkü yazı bir bütünlük içerisinde ve bir takım rakamsal ayrıntılar da var. Dolayısıyla özetlemesi çok zor oluyor. O yüzden birçok yazısını alıntılayamıyoruz. Ama bugün kısacık bir bölümünü alıntılayalım dedik. Çünkü bir tartışmaya, polemiğe de vesile olmuştu. O neydi o? Hatırlayın. İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcılarından Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz. 30 milyar danışmanlık ücreti ödüyorlar demişti. Maliye Bakanlığı'nı adres göstererek. Maliye Bakanı Ağbal da çok sert bir çıkış yapmıştı. Daha sonra ne demek istediğini biraz daha ayrıntı vererek anlattı Durmuş Yılmaz. İşte o kapsamda ilk giriş bölümü var. Onu paylaşıverelim bakın. Belki anımsarsınız diyor Çiğdem Toker. Eski Merkez Bankası Başkanı, bugünün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'la Maliye Bakanı Naci Ağbal arasında yakın zamanda bir danışman bütçesi polemiği yaşandı. Yılmaz'ın Maliye Bakanlığı'nın 30 milyar lira danışman bütçesi var sözlerine Ağbal sert bir yanıt vermişti. Nihayetinde Yılmaz muradını biraz daha açtığında söz ettiği kalemin bütçe giderlerindeki müşavir firma ve kişilere ödemeler olduğu ortaya çıkmıştı. Müşavir firma ve kişiler. 2018 bütçesine ilişkin Mayıs ayı bütçe harcama rakamlarını incelerken aklıma geldi bu tartışma. Yılın ilk 5 ayında müşavirlere yapılan ödeme tutarı 7 milyar 149 milyon liraya ulaşmış efendim ilk 5 ayda. Peki, gelelim Cumhuriyet'in manşetine efendim. Mühürsüz oy kalmasın. YSK'nın yeni genelgesinin şaibeye açtığı kapıyı sandık başkanları engelleyebilir. 2017'deki referandumda oylar sayılırken YSK'nın müdahalesi şaibe tartışmalarına neden oldu. Mühürsüz zarf daha sonra mecliste AKP-MHP oylarıyla yasalaştı. 4 gün sonra yapılacak seçim için sandık kurulu başkanlarına dağıtılan YSK genelgesinde üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan oy zarflarının da geçerli olacağı duyuruldu. Cumhuriyet'in konuştuğu sandık kurulu başkanları bu genelgeye rağmen sandığımızdaki tüm oy zarflarını belirli bir yerinde mühürleyeceğiz ve tutanak altına alacağız diyor. Böylelikle dışarıdan gelen mühürsüz zarfların sandığa girmesi engellenebilecek. Sandık başkanlarının bu tutumu şaibe tartışmalarının önüne geçebilir. Yani bu daha önce de belli dönemlerde yapılan bir kolay yol vardır. Özellikle okuma yazma ve benzeri yerlerin okuma yazmaların sorunlu olduğu kırsal kesimde geçerlidir. Dışarıda mühürü oy pusulasına basarsınız, zarfın da içine korsunuz. Bunu bazı dernek kongrelerinde filan da yaparlar, parti kongrelerinde filan da yapılır. Mühürsüz ya da artık mühürsüz oylar da zarflar da geçerli ya. Siz dışarıda istediğiniz partinin veya desteklediğiniz partinin üzerine mührü vurur ve seçmen vatandaşın eline verirsiniz. O da sandığa gider. O oylarını boş zarfı, boş pusulayı alır. Dışarıda basılı olan pusulayı da sandığın içine atar, geçer gider. Boş oy pusulasını, boş zarfı da götürür dışarıda kendisine vereni teslim eder falan filan. Bu tür hikayeler çok yapılmıştır değil mi efendim? Bilen bilir. Partiler listeyi tamamlayamadı. İstanbul'da bile eksik. Muhalefet partileri sandık güvenliğini sağlamak için seferber oldu. Her parti sandığa bir görevli yerleştirmeye çalışıyor. Ancak tüm çabalara rağmen 28.763 sandığın bulunduğu İstanbul'da sorun yaşanıyor. HDP 1200 sandıkta yok. İYİ Parti %30 oranında eksik. %30 dediğiniz zaman 28 bin. Efendim 10 bine yakın. ...8500 sandık filan yani. Saadet Partisi'nin ise 8000 müşahit açığı var. Evet, Saadet'te bile açık var. Şimdi kardeşim siz Millet İttifakı değil misiniz? Üstelik Devlet Bey size de bir kıyak yapmış. Her ne kadar Zillet İttifakı dese de söz uçar yazı kalır. Değil mi?
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sloganı ne? Cumhur İttifakı millet aklı diyor. Devlet Bey işte ilk mitingini dün yaptı Samsun'da. 19, 21, 23, 3 miting yapacak zaten. Konuştuğu arka panoda da o slogan var. Cumhur İttifakı millet aklı. Yani Zillet İttifakı akılda çok kalmaz ama yazı kalıyor. Millet İttifakı'na gönderme yapıyor. Siyaseten bize sorsanız Cumhur İttifakı açısından yanlış bir şey. Niye millet kıraathanesi de böyle? Millet İttifakı'nı hatırlatıyor. Neyse, onları yapanlar daha iyi bilir. Biz dışarıdan bakan göz olarak söyledik. Şimdi yani İYİ Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Değil mi? Bakın bunlar İstanbul'daki 30 bin sandığı paylaşamıyorlarsa ittifak yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur, öyle değil mi? Çok mu zor yani? Üstelik bunlar bir sandıkta da 3 tane birden, biri de değil 3 tane birden müşahit bulunabilecek durumdalar. Eksikleri paslaşarak pekala tamamlayabilirler ama böyle bir çalışma yok anlaşılan. Efendim Hatay'da gerçekten devasa bir miting yaptı şimdi. Hakkını teslim edelim Muharrem İnce. Hakkımı, halkımı, haddimi bileceğim dedi efendim. Pekala. Evet, AKP'nin derdi MHP diyor efendim. Şimdi Erdem Gül imzası taşıyan bu haber, iktidar küçük ortağının mecliste grup kuramayacağını gördü. Bu da çok iddialı bir iddia. Seçime sayılı günler kala AKP anketlerde parlamentodaki milletvekili dağılımını hesaplamaya çalışıyor. AKP'nin hesaplarına göre MHP'nin mecliste grup kurma sayısı olan 20 sandalyeye ulaşamayacağı ortaya çıkıyor. MHP-AKP arasındaki son polemiklerin de bu nedenle yaşandığı konuşuluyor. AKP'nin hesaplamalarına göre CHP sahip olduğu 130 civarındaki vekil sayısını büyük oranda koruyor. CHP sabit kadem. Çıpa vardı ya bir ara ekonomide çıpa. Çıpayı atmış 130'a, %25'e ve 130 vekile. Orada sabit kadem direniyor. Peki. İYİ Parti'nin 50'nin üzerinde milletvekiliyle mecliste olacağını görülüyor. HDP'nin ise %10 barajını kıl payı aşarak mevcut milletvekili gücünü koruyormuş. İddia böyle. Bilmiyoruz tabii. Evet. Yargıtay'dan örnek karar. Siyasetçi değil, ifade özgürlüğü. Yargıtay Genel Kurulu Siirt Cumhuriyet Savcısına sokak kabadayısı dediği için Siirt Emniyet Müdürü'ne verilen tazminat cezası kararını bozmuş. Gerekçe de terazide bir yanda siyasetçilerin ve devlet görevlilerinin kişilik hakları, diğer yanda ifade özgürlüğü bulunduğunda tercihin ifade özgürlüğünden yana olması gerektiğini vurgulamış efendim. Evet. Peki, sen busun Muharrem, PKK'nın umudusun demeye getirmiş efendim Güneş Gazetesi. Afrin'de bozguna uğrayan, Minbiş'ten çekilmek zorunda kalan PKK, Kandil operasyonuyla köşeye sıkıştı. Örgütün son umudu harekatlara karşı çıkıp kendilerine kalkan olan İnce'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi. Evet. Hayır bakın nereden nereye geldik değil mi? Nereden nereye? Hani valilere PKK'ya operasyon yapmayın emir ve talimatının verildiği süreçten geldiğimiz yer, operasyonların yapıldığı yer. Efendim sivrisinek savar bitkiler varmış bakın. Doğal yol ve yöntemlerle. Sarımsak, İdris otu, fesleğen, tarçın ve kekikten faydalanabilirmişsiniz efendim. Haberiniz olsun. Baskı uygulayan karşısında beni bulur dedi Cumhurbaşkanımız. Van mitinginde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Hiçbir etnik unsurun diğerinin üstünde olmadığını vurgulamış. Evet, biri diğerinden daha üstün değil demiş. Efendim gelelim Evrensel Gazetesi'ne. Boşta gezen gençler ülkesi. Türkiye ne işte ne eğitimde olan ve boşta gezenler olarak tanımlanan
gençler sıralamasında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyormuş efendim. Evet, boşta gezenler konusunda OECD'de birinci sırada. PISA sınavlarında nal topluyor. Orta dereceli öğrencilerimizin fen, sosyal ve okuduğunu anlama becerisi açısından tam bir felaket. Ama boşta gezenlere bakınca niteliksiz olduğu için bizim gençler boşta geziyorlar diyenler çıkabilir, bilmiyorum. Peki. Ve Habertürk, tek yasak terör. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede hangi Kürt, Kürt olduğu için dışlanıyor? Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur, sonra devletimizi. Hangi mütedeyyin dışlanıyor? Varsa bir hadsiz, beni ve devletimi karşısında bulur. Kimin hayat biçimine karışılmış? Özgürlüklerden taviz yok. Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin fırsat gelince nasıl faşist, gaddar, zalime dönüştüğünü gördünüz değil mi? Bu ülkede hala yasak olan tek şey var, o da terördür. Kimse Türkiye'yi yeniden terör bataklığına çevrilmesine izin vermez dedi Cumhurbaşkanımız efendim. Şimdi o cani eşim değil. Greider operatörünün karısının isyanı. Sakarya'da iş makinesiyle çalışırken yavru köpeğin ayaklarını keserek ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan Greider operatörü, İME'nin avukatı, bu aile hayvansever, besleyen bir aile. İME'nin eşi Facebook hesabından şu ifadeleri paylaşmış. Türkiye'de ilk defa hayvana işkenceden tutuklama çıktı. Ancak tutuklanan kepçe operatörü, gerçek cari saklanıyor. İş kazası deyip Sapanca'nın adını aklamaya çalışıyorlar. Delil olmadan sırf orada çalıştı diye garibanı tutukladılar. Karar infiali durdurmak için verildi. Gerçek suçluyu bulun. Şimdi bu acılı eş, kocasına haksızlık yapıldığını düşünerek feveran eden, isyan eden bu eş aslında yargımızı da töhmet altında bırakmış oluyor. Öyle değil mi? Yani kamuoyunun gazını almak için diye bir tutuklama gerekçesi var mı? Kamuoyu çok öfkelendi. Evet, bir gazını alalım canım. Yani birisini tutuklayalım kim münasipse, kime yakışıyorsa falan diye. Bilmiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Ama şimdi bakın, bu bir gariplik. Burada yargıya ilişkin kadıncağızın bir olumsuz düşüncesi var. Kocama haksızlık yapıldı diyor. Öbür taraftan, ilk turda da anlattım ama gerçekten bize çok garip geldiği için bir kere daha anlatma ihtiyacı hissediyorum. Samsun'da böyle it kopuk takımın kavga etmişler birbirleriyle filan. Bir özel hastanenin aciline gelmişler. Hani o vardı ya bir tarihte Kabataş'ta başörtülü bir kadına saldırdı denen, sonra da palavra olduğu ortaya çıkan, belden aşağısı deri pantolonlu, belden yukarısı çıplak. Hollywood filmlerinde gördüğümüz aykırı tipler. Evet. O hale gelmiş. Belden yukarıları çıplak filan. Doktora uçan tekme atıyor. Oradaki edepsiz ahlaksızdan biri. Sonra işte polis derdest ediyor. Mahkemeye çıkıyorlar. Serbest bırakılıyorlar. Yani doktor ölmediği için olsa gerek. Yüce Türk adaleti ve Yüce Türk adaletinin mümtaz hakimleri böyle münasip görüyorlar. Muhtemelen tabii böyle münasip görüyorlar derken sonuçta onlar da yasalarla bağlı. Öyle düşünüyoruz. Derken konu medyaya malzeme oluyor. Televizyonlarda yayınlanıyor, gazetelerde haber oluyor. Ve derken Yüce Türk İdaresi, Sayın Samsun Valisi talimat veriyor. Haber böyle. Biz haberin yalancısıyız. O kişiler tekrar yakalanıyor. Yeniden mahkeme karşısına çıkıyor. Artık aynı mahkeme mi değil mi onu bilmiyorum. Ve bu kez tutuklanıyorlar. Fiil, eylem aynı. O bir gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı olduğu için ceza yasalarımızda yeni bir değişiklik yapıldı da bizim haberimiz yok diyebilecek durumda değiliz. Öyle değil mi? Aynı yasalar,
Aynı eylem. Aynı mahkeme mi, farklı mahkeme mi bilmiyorum. İki farklı karar. Tabii bunu hukukçulara söylediğiniz zaman böyle çok anlaşılır şekilde onlar bir takım gerekçeler söylüyorlar. Ama biz hukukçu falan değiliz. Sokakta sıradan siz gibi hepimiz gibi dışarıdan bakan sade vatandaşız. Ne düşünürsünüz? Bir de şu tartışmaların gölgesinde düşündüğünüzü hatırlatayım. Efendim yargı bağımsız değil. Yargı Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Yargı emir alıyor. Değil mi? Muhalefet çevrelerinde de bu tür görüşler seslendiriliyor. İşte bunu doğrulayacak türden izlenim uyandıran işte örnekler veriliyor filan. Bu da zihninizin bir köşesinde. Derken bakıyorsunuz. Önce serbest bırakılanlar arkadan tutuklanmış. Niye? Vali devreye girmiş. Ha diyorsunuz ki demek ki vali bey talimat vermiş mahkemeye. Onları da tutuklamışlar filan. Olur mu? E canım olmaz yani herhalde olmamıştır. Ama görüntü bu. Efendim pizza ile eşdeğer. Derin bir sessizlikte. Askerliğini topçu yapan dostlardan öğrendiğimiz kadarıyla topçu tabiriyle uzun kayıpta olan Milli Eğitim Bakanımız ses vermiş ve demiş ki pizza ile eşdeğer. LGS'den söz ediyoruz. Hani TEOG sınavı kalktı dendi ya. E sınav kalktı. Adı kalktı yani. Adı kalktı. Yerine başka sınav kondu. Hani gitti Gülsüm çok söyledik burada ama yani ister istemez başka örnek aklımıza gelmiyor. Gitti Gülsüm geldi Gülsüm Azrail ettiğini bulsun. Abi nedir Allah aşkına? Şöyle demiş efendim Sayın Bakan. LGS soruları zordu. Evet genel kanaat böyle. Sınava katılan çocuklarımız da sınav sorularıyla ilgilenen uzmanlar da böyle bir tespit yapıyorlar. Bilmiyoruz. Onların görüşleri böyle. Peki Milli Eğitim Bakanımız ne demiş? Pizza sorularıyla eşdeğer yorum yapmış. Müfredat dışı yok. Boya kiloya göre mi yerleştirecektik? 15 ekul tercih yapacağız. Kimseyi tercih etmediği okula göndermeyeceğiz. Klavyeye bilgisayar verilecek demiş efendim. Şimdi şeytana minare hatırlatmak diye bir tabir vardır. Sahip o Fatih projesi vardı. Asrın projesi ne oldu hocam? Akıllı tahtalar, Fatih projesi. Evet, ne diyelim? Hürriyet diyelim efendim, peki. Hürriyet bugün şaşırttı bizi. Gerçekten şaşırttı. Yani bir yanlışlık mı var acaba diye baktık. Yok. Şimdi Demirören grubuna geçmesiyle birlikte, hoş daha önce muhalif miydi? Hala, hayır asla öyle bir iddiamız yok. Aydın Doğan döneminde Hürriyet muhalif bir gazete miydi? Yok. Böyle bir şey demiyoruz da. Hani şimdi daha bir yandaş Demirören grubu sonuçta. Ama şimdi olmayacağının bağışı için bu haber yanlışlıkla mı girdi? Nasıl oldu? Doğrusu bilmiyorum. Üstelik bakın şöyle diyor. İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan ancak inşaatları tamamlanamadığı için evsiz kalan mağdurlar çadırda yaşamaya başladı. Pana yapı ile anlaşan, bu pana yapı pana film mi? Onlar da inşaat işine girdi ya. Kurtlar Vadisi. Efendim Kurtlar Vadisi deyince Ankara'da Dikmen Vadisi var malum. Yıllar önce bir emlakçı işte o bölgede dolaştırırken şöyle bir ifade kullanmıştı. Orada da biliyorsunuz Melih Gökçek de dahil AK Parti'nin birçok önde gelen isminin konutu var. Burası Dikmen Vadisi, burası da Kurtlar Vadisi demişti. Şimdi aklımıza o geldi. Şeytanın işi yok. Kurtlar Vadisi deyince pana yapı. Yani pana film, pana yapı onlar mı bilmiyorum. Evet. Pana yapıyla anlaşan yüzlerce ev sahibinin yaşadığı sıkıntı aylardır bir türlü çözülemedi. Kira yardımı alamayan bir aile geçen hafta araziye çadır kurdu. Bu aileye katılanların artmasıyla birlikte milyonluk rezidansların ortasında bir çadır kent oluştu. Mağdurların adına konuşan Engin Akgüzel kentsel dönüşüm nedeniyle firmanın mağdur ettiği 1600 aile İstanbul'un göbeğinde 1600 aile. Şöyle demiş efendim mesela mağdurlardan birisi Hamdi Bıçakçı.
6 aydır kira yardımı alamamış. 1800 lira emekli maaşım var, 1900 lira kiram var demiş. Efendim, Panayapı 2016'da vatandaşların terk ettiği evleri yıktı. Çadırlardaki eylemcilere diğer firmaların mağdur ettiği kişiler de destek veriyor. Sorunumuz çözülene kadar buradayız. Vallahi çözülür mü çözülmez mi? Ama bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Yalnız bırakmayacağız demişler. Artık ne yapacaklar bilmiyorum. Çadırda onlarla beraber mi oturacaklar acaba? Bakanlık yetkilileri bilmiyorum. Çadır nöbeti mi koyacaklar İstanbul'daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine? Bilmiyorum da işin şakası bir tarafa. Yani bu hakikaten çok önemli, dikkate değer bir haber de. Hürriyet'te bu kadar geniş nasıl yer aldı biz anlamadık. Yani çok da şaşırdık. Beklemiyorduk. Allah Allah. Hakikaten. Neredeyse nutkumuz tutuldu yani. Efendim peki. Kandil'i yıktık, yıkıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. HDP'yi hedef alarak biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptı diyor Cumhurbaşkanı değerli izleyiciler. AK Partili bakan dağıtacağım dedi Muharrem Bey efendim. Muharrem Bey bol keseden dağıtıyor efendim, öyle gözüküyor. Evet hadi bakalım hayırlısı. Bakanlar Kurulu'na AKP'li bakan. Niye yani AK Partili bakan? Bunu anlamadık. Bu bir tür milli koalisyon mu yapmaya çalışıyor? Nasıl oluyor onları valla bilmiyoruz işte efendim. Peki. Peki efendim. Şimdi köşe yazılarımız var. Bir hayli alıntı yaptık. Kaç çekici yazılar da var, onları söyleyeyim. Ya bizim öyle olduğunu düşündüğümüz yazılar var. Hepsini sizlerle paylaşacağız ama bir aramız var. O arayı verelim ve gerçek gündemde gazetelerimiz, köşe yazılarımızla sizlerle yeniden buluşalım efendim. Reklam. Değerli izleyiciler, gerçek gündem devam ediyor efendim. Gazetelerimizle devam ediyoruz. Köşe yazılarımız da hazır. Hürriyete noktayı koyduk ama Habertürk'ten bir kısa alıntımız vardı Fatih Altaylı'nın köşesinden. Onu ihmal ettik. Şimdi ekrana getirelim. Fatih Altaylı'nın o köşesinden efendim. Yazı gelsin, görelim. Yasak olmaz, kural olur demiş efendim. Ne kolay değil mi? Faytoncular atlara iyi bakmıyor, faytonları kaldıralım. Bizde böyledir. Kural koyamıyorsan, kuralı işletemiyorsan, denetleyemiyorsan kaldırırsın, olur biter. Fayton keyifli bir iştir. Dünyanın en medeni ülkelerinde bile vardır. Bir atın bir faytonu çekmesi de kötü bir şey değildir at için. At bir iş hayvanıdır. Düzgün koşullarda yaşatılıp işini yapması için vardır. Binlerce yıldır. Burada doğru olan atlara iyi bakılmıyor diye faytonu yasaklamak değil, atlara iyi bakmayan faytoncuyu yasaklamaktır. Belediyeler ya da ilgili bakanlık bu atların hangi koşullarda barınacağını, hangi koşullarda yaşatılacağını, nasıl besleneceğini belirler, kuralları koyar ve denetler. Uygun koşulları sağlayamayanlara faytonculuk yaptırmaz ve gerekiyorsa ceza verir. Medeniyet böyledir. Medeniyet yoksa yasak vardır. Ama bir şey daha var. Ne kadar etkisi var bilmiyorum. Kimsenin günahını almayalım ama. Bir de elektrikli araçlar varmış. Deneme aşamasında. Onlarla ilgisi vardır diyecek halimiz yok. Çünkü böyle bir bilgi yok elimizde ama. Hani zamanlaması manidar diye söyledik. Efendim gelelim Karar Gazetesi'ne. Karardan iki alıntı yapacağız. Evet. Manşet: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye. Bir yanda Minbiç'te yumuşayan ilişkiler, öbür yanda F-35'ler üzerinden giderek daha da gerilen ilişkiler. Arap saçı politikası. Efendim, Minbiç anlaşmasıyla bahar havası yaşayan Türk-ABD ilişkilerine gölge düştü. Amerikan Senatosu, Rahip Bronson ve S-400'leri gerekçe göstererek aralarında F-35'lerin de olduğu çok sayıda silah sisteminin Türkiye'ye teslimini engelledi.
YPG sempatisiyle dikkat çeken Satterfield'ın Ankara'ya büyükelçi atanması da bir günlük bahar havasının yerini soru işaretlerine bırakmasına neden oldu. Şimdi gerçekten bir tuhaf süreç. Henry Berkey ne dedi? Bizim medyamızda da yer aldı. Membiç meselesi işte AK Parti hükümetine bir güzellik, bir kolaylık, seçim hediyesi falan gibi laflar etti. Yani tamam böyle bir izlenim doğuyor ister istemez. Peki bu ne periz, bu ne lahana turşusu? O hediye ise bu kazık niye? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bir bölünmeye mi, bir iş bölümüne mi işaret ediyor? İşi uzmanına bırakmak lazım, uzmanlarına bırakmak lazım. Efendim en az bir sene röter. Membiç mutabakatının sahada uygulanmaya başlanmasıyla ortaya çıkan bahar havası çabuk bitti. ABD Senatosu bugün teslim edilmesi beklenen, yarın değil mi, 21 Haziran'da. 21 Haziran öyle biliyoruz. Teslim edilmesi gereken F-35'e dahil olmak üzere çok sayıda stratejik silah sisteminin Ankara'ya satılmasını engelleyen yasa tasarısını kabul etti. Tasarının gerekçesinde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan rahip Branson, Rusya'dan satın alınacak S-400 hava savunma sistemlerine dikkat çekildi. Son sözü ABD Başkanı söyleyecek. Ancak yasanın Trump'ın önüne gelmesi en az bir seneyi bulacak. Mekanizma iyi işliyor demek lazım. Ve tabii şimdi yeni büyükelçi David Satterfield. Senatonun F-35 kararını aldığı gün ABD 2017 Ekim'den bu yana boş bulunan Ankara Büyükelçiliğine David Satterfield'i atadı. Yeni büyükelçi Suriye konusunda uzman ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna kısa süre önce oturan Mike Pompeo'ya yakın bir isim. Evet. Satterfield SDF'yi, Suriye Demokratik Güçleri mi bu? Ne bu? Korumak için Suriye'de kalacağız. Burada kurulan sistem model olacak. Türkiye'nin kaygılarını azaltma konusunda Moskova ile mutabıkız sözleriyle dikkat çekmişti. Evet. Evet, ilginç gelişmelere tanıklık ediyoruz değerli izleyiciler. Evet, maalesef. Peki. Bu arada Meral Hanım'dan açıklama var. Başkan yardımcılarım İnce ve Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını, İnce ile Karamollaoğlu'na başkan yardımcılığı görevi vereceğini söyledi. Kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım dedi. Evet, ilginç bir seçime tanıklık ediyoruz değil mi efendim? Farkındasınız. Şırnak ve Siirt'ten acı haberler var. 3 şehidimiz var, 3 Mehmet'imiz. Evet, ebedi aleme uğurladığımız 3 Mehmet'imiz. Efendim, şimdi 2 alıntı yapacağız. Bu arada İsmet Yılmaz çok uzun bir aradan sonra konuştu ve bugün gazetelerde de bayağı yer bulmuş kendisine efendim. Bakın Karar Gazetesi de tam gün eğitimde biraz zorlanacağız sözleriyle yer vermiş. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2019 sonunda ikili eğitime son verilip tam gün eğitime geçileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 bin öğretmen açığı olduğunu belirten Yılmaz, 2019 yılı sonunda İstanbul'da biraz zorlanacağız. Özel bir gayret gösterilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın önderlik edeceği özel bir seferberliğin sarf edilmesi lazım dedi. Vallahi efendim Sayın Bakan uzun süredir demeç vermediği için mi, neyin nesi veya başka konularla ilgili olduğu için mi, garip bir cümle kurmuş. Niye garip? Bakın bir daha okuyayım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın önderlik edeceği özel bir seferberlik. Ya Sayın Başbakan 4 gün sonra yok. Sayın Milli Eğitim Bakanı farkında değil. Öyle değil mi? Bak bir daha okuyorum. Yani 2019 sonu itibariyle Türkiye'de tam gün eğitime geçeceğiz ama zorlukları var. Güzel. Peki zorlukları nasıl aşarız? Şöyle. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın önderlik edeceği özel bir seferberlik.
21, 22, 23, 24. 24'ü akşamı Sayın Başbakan yok. Başbakanlık yok yani ondan. Yoksa Sayın Başbakan'a Allah sağlık versin, uzun bereketli ömürler nasip etsin canım. Ama Sayın Bakan farkında değil. Dil alışkanlığı da diyebilirsiniz. Vallahi dil alışkanlığı ama çok uzun süre ara verdince, çok sık ve uzun konuşursanız hani bir takım yanlışlıklar yapabilirsiniz. Gaf olabilir ama uzun bir aranın ardından konuşursanız bu gafa, bu bir gaf. Yani Sayın Bakan hala Başbakan'ın görevde olacağını mı düşünüyor? Peki. Efendim, önce bir ekonomi yazısı, sonra bir siyasi yazı. AK Parti propagandasının yeni unsuru Diyanet İşleri Başkanı efendim. Akif Bekir kalem almış, paylaşacağız ama önce İbrahim Kahveci'den bir ekonomi yazısı. Süreç belliyse sonuç değişir mi diye sormuş. Geçen yılın ilk 5 ayına göre bu yılın aynı döneminde fiyatlar ortalama %10.77 artıyor. Ama bütçeye toplanan gelirler %18.33 artıyor. Aşağı yukarı bütçe gelirleri enflasyonun neredeyse 2 katı artıyor. Dolayısıyla bütçe gelirlerinde enflasyon farkı indirildikten sonra adeta bir enflasyon farkı kadar reel artış var. Geçen yılın ilk 5 ayında Ankara'da 255 milyar lira toplanıyor. Yani devletin kasasında. Bu yılın ilk 5 ayında ise Ankara 302 milyar lira topluyor. Daha fazla gelir toplayarak bütçemiz az açık verdi diyoruz. Oysa arka planda özel sektörde kaynak kalmadığını, özel sektörün yatırım yapamadığını kimse tartışmıyor. Bırakınız Ankara, bakınız Ankara tasarruf etmeyi unuttu. Geçen yıl ilk 5 ayda 267 milyar lira harcadı. Bu yıl ilk 5 ayda ise 323 milyar lira harcadı. Bu kadar çok harcamaya alışmış bir Ankara'yı daha ne kadar taşıyabileceğiz? 2010 yılında 295 milyar lira harcayan Ankara, 2017 yılında 678 milyar lira harcadı. İki katından fazla, farkında mısınız? Bir okurum yazmıştı. 70 sente muhtaç olduğumuz dönemde bile köprülerimizi kendimiz yapıyorduk. Şimdi ekonomimiz uçuyor diyoruz ama bir köprümüzü bile kendimiz yapamıyoruz. Çok ama çok yüksek kar payı hazine garantisiyle yatırımları özel sektöre yaptırıyoruz. Önümüzdeki dönemde bizi daha da verimsiz kamu yatırımları bekliyor. Yine özel sektörün boğazına yapışılacak. Yine devlet bol keseden harcayacak ve devran böyle devam edecek. Para teorisinde ise bizi bekleyen asıl tehlike fısıldanan ama uygulamaya geçmeyen fikirler. Yerli ve milli para gelecek. Değeri de altınla ilişkilendirilecek. Merkez Bankası kafasına göre iş yapamayacak. Enflasyonu düşürmek için emir komutayla önce faizler indirilecek. Belki de döviz varlıkları artık serbest olmayacak. Döviz varlıkları belki de yerli ve milli yeni paramızla vatandaşın hizmetine sunulacak. Şimdi bu, bakar mısınız, bu çok radikal bir şey, mümkün mü? Yani hükümet yaptım derse olur. Döviz varlıkları yerli ve milli yeni paramızla vatandaşın hizmetine sunulacak. Bilmiyoruz. Piyasada bilmiyor. O kadar çok bilinmez var ki güç oranına göre sıra dışı fikirlerin devreye girebileceği söyleniyor. Süreci belli olan bir yoldan farklı bir sonuç beklemek nasıl mümkündür? Artık sıra dışılık bitecek, akıl ve bilim gelecek diyebilmek için şu anda perde arkasında güç kullananlara bakmak bile yetmiyor mu? Lütfen hayaller kurarak ilk yarının tekrar oynanacağını ummayalım. Herhalde Dünya Kupası sezonu diye
futboldan örnek vermiş kahveci. Bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak 3-0 bitirdiğimiz ilk yarıların ardından 4 gol yediğimiz ikinci yarılar geliyor aklıma. Evet. Evet, bu futbol. Değil mi efendim? Futbolda top yuvarlak falan deyip böyle geçiştirilir ama yani 3-0 ilk yarı, ikinci yarıda 4 gol kalede böyle bir tehlikeye dikkat çekmiş efendim. Bakalım ne olacak hep beraber ne olacaksa göreceğiz. Efendim şimdi bir alıntı daha yapacağız. Bu kez yine Karar Gazetesi'nden Akif Bekir'den. Şimdi biliyorsunuz son günlerin tartışma konularından birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan kıraathaneler. Çay, kahve, kek tartışmaları. Kıraathane. Kıraathane dendiğinde Cumhurbaşkanı itiraz etti. Dedi ki hani kıraat okuma demek. İşte hanede ev. Okuma evi. Bizim kastımız o ama kıraathane deyince hepimizin aklına ister istemez ıstakaların, taş faaliyetlerinin yani okeyin, kağıdın, tavla şakırtılarının, zar gürültülerinin yerine göre paralı oyunlarında döndüğü, kesif bir sigara dumanının yoğun olduğu yerler aklımıza geliyor. Ankara derseniz, Ankara'da da işte Balgat'ta, Cevizlidere'de, Çukurambar'da malum nargileciler var. Popüler nargileciler. Orasının da sıkı müdavimi olan AK Partili bürokrasi ve siyasiler var. Mesela Cevizdere'de koskoca bir katın tamamı. Üst katında Merkez Parti var. Giriş katı nargileci. Hatta kurşun murşun filan da sıkılmıştı. Orada o nargile nasıl içiliyor? Meraka değer. Biz kamu spotu döndürüyoruz. Sayın muhbir vatandaşlarımıza kapalı yerlerde sigara içiliyorsa ihbar edin diye. Değil mi? Ama oralarda kapalı yerlerde nargileler. Üstelik çok hatırlı ve önemli kişilerin duman dumana gittiği yerler. Efendim neyse nereden geldik? Nargileden geldik. Nargileden gelmedik tabii ki. Kıraathaneden geldik. Yani kıraathane deyince bizdeki imaj bu. Yani okuma evi kimsenin aklına gelmiyor. Hiçbirimizin aklına gelmiyor. Tabii şimdi bu konuda destek verenler var. Muhalefet cephesi de eleştiriyor. Destek verenler arasında Diyanet İşleri Başkanımız da dahil oldu. Nereden icap etti? Niye icap etti? Tabii sonuçta Diyanet İşleri Başkanımız memur. Koskoca Cumhurbaşkanımız aday sıfatıyla bir dikkate değer tartışmalı bir projeyi hayata geçireceğini ifade etmiş. Muhalefetten de tepkiler var. Diğer İşleri Başkanı da artık memurluğun refleksiyle mi filan bilemiyorum. Bir çıkış yaptı. Kıraathane işine destek verdi. Yani gerçekten çok şaşırtıcı olduğunu söyleyelim. Seçim mitinglerinin malzemesi mi olmalı Diğer İşleri? Tabii onu bilemiyorum. Sonuçta AK Parti'nin bir devlet partisi haline dönüşmesi veya devletin partisi haline dönüşmesiyle birlikte memurların da parti memuru olması meselesi, partinin memuru olması meselesi filan. Hani eleştirdiğimiz Sovyet sisteminin yeni versiyonları gibi izlenimler uyandırıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında seçimlerin de etkisiyle olsa gerek camilerde, Kur'an kurslarında siyasi parti adaylarının, AK Parti adaylarının ama iftarlar verdiğini gördük. Son dönemde CHP'li belediyeler de AK Partili belediyelerden gördü. İftar çadırları kuruyor. Ki Çankaya Belediyesi mesela Çankaya'da benim 5-6 tane çok büyük iftar çadırları vardı. Dolayısıyla oruç tutan, iftar veren CHP'liler de var. Yani bir camide muhalif arz CHP'liler iftar vermeye kalksaydı ne olurdu? Filan. Bütün bunlar tabii beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. İşte Akif Bekir ne demiş, bir oraya dönelim bakalım efendim. Diyanet reisi de kampanyada yer alırsa demiş efendim. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca'nın Millet Kıraathaneleri projesini parlatma girişimi Erdoğan'ın adaylığına seçim desteği atmaktır. Ve nereden baksanız ama şu arada tabii bir tespiti yapalım. Ali Erbaş Hoca'nın
kararnamesinde, atama kararnamesinde kimin imzası var? Cumhurbaşkanımızın imzası var. Akif kardeşim. Yani Muharrem İnce'nin kampanyasına mı destek verecekti? Ne yapsın? Devam edelim. Ve neresinden baksanız hem faydadan hali hem de siyasete alet edildikleri görüntüsü verilerek dinen, diyaneten yıpratıcıdır. Bir adayın seçim vaadini desteklemenin başında bulunduğu diyaneti siyasi tarafmış gibi göstereceğini hesaba katması gerekmez miydi? Kıraathane projesinin halkta tutması, diyanetin partiler üstü tutulmasından, bu konumunun korunmasından, tarafsız olarak benimsenip sahiplenilmesinden daha mı önemli ve değerliydi? Farz edelim ki, kıraathane denince milletin aklına izbe, duman altı kahvehane köşelerinde aylaklık, ıstakalara taş dizerek ya da İstanbul kağıdı dağıtarak zaman öldürmek geliyor. Ve eğer gerçek anlamını Diyanet reisinden duysa, okumanın dindeki yerini ve karşılığını bilse kitleler bu projeye dalga dalga yükselecek. Hoca ise bu değerlendirmeyi yaptı ve sorumluluk hissetti diyelim. Kimi asker yargıç, kaymakam öğretmen ve imamın tartışmalı tutumları yüzünden kışla adliye, okul ve caminin siyasallaştığı algısını da dikkate alması, bu duyarlılığı da doğru değerlendirmesi gerekmez miydi? Cami ile partinin, cemaatle mitingin, ayetli sloganın, vaizle propagandistin, iktidar mücadelesiyle imanın mücadelesinin birbirine karıştırılması için de sorumluluk al. Karıştırılmaması için de düzeltiyorum tekrar. Cami ile partinin, cemaatle mitingin, ayetle sloganın, vaizle propagandistin, iktidar mücadelesiyle iman mücadelesinin birbirine karıştırılmaması için de sorumluluk alması. Dinle siyaseti ayrı tutma sorumluluğunda taşıması lazım gelmez miydi? Kıraathanelerin üstüne titrediği kadar Diyanet'in partizanlığa bulaştırılmasının da üstüne titremesi icap etmez miydi? Bir seçim vaadini Allah'ın emri, dinin gereği olarak övmek dini faaliyet midir? Siyasi faaliyet mi? İman hizmeti mi? Kampanya hizmeti mi? Son soru. Diyanet reisi bunu yaparsa cami imamı neler yapmaz? Vallahi neler yapıyor zaten yani. Evet. Yani güleriz ağlanacak halimize değil mi efendim? Evet. Asla ve asla bakın Milat'ın manşeti. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Kimse Türkiye'yi yeniden terör bataklığına döndüremez. Öğretmene atama müjdesi efendim uzun süredir sessiz olan Milli Eğitim Bakanı'ndan. Evet, peki. Milli Gazete borca ve işsizliğe mahkum ettiler demiş. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu iktidarın 16 yıllık ekonomi bilançosunu çıkarmış. İstanbul buluşmasında konuşmuş. İktidarın ekonomiyle alakalı olarak sadece IMF'ye borcumuz yok dediğini söylemiş ve ekonomi problemlerini çözmek için yola çıktılar ama ülkemizi borca, işsizliğe, dış yardımlara mahkum ettiler demiş efendim Karamollaoğlu. Şimdi tüp yağı değil geçici iş kuyruğu ama bunu Posta Gazetesi'den verelim. Bugün Demirören'in son iki gazetesi şaşırmış. İktidarı rahatsız edecek türden haberler yapmışlar. Çok şaşırdık doğrusu. Milliyet. Madem Milliyet'teyiz Güner Cıvıoğlu'nu hazırlayalım arkadaşlar. Hazır peki. Milliyet dost musun düşman mı diye soruyor efendim. Kime? ABD'ye. Bu haberi sona bırakalım. Bu haberden sonra Güner Cıvıoğlu'nun yazısını verelim. Çünkü o da bu konuyu işlemiş. Biraz da flashback yaparak. Efendim İHA'ya da imza atmış Cumhurbaşkanımız. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Öyle giriyor habere Milliyet. Partisinin Van'da 5 yol meydanında düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan öncesinde havalimanında insansız hava aracını imzaladı.
Erdoğan daha sonra Adana'daki programlara katıldı diyor efendim. Şimdi Münbiç'te ders veriyoruz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Başbakan'dan itiraz var ABD Senatosu'nun aldığı ambargo kararına. Müttefiklik ruhuna aykırı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilhamımız 1919 Samsun ruhudur dedi Samsun'dan. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyor ve hani pazara kadar değil adeta mezara kadar en az 5 yıl 1923'ü hedefleyen bir yaklaşım söz konusu. Devlet Bey de ve 3 miting yapacak birer gün arayla işte 19, 21 ve 23. İlki Samsun'daydı. Oradaki konuşmasından bu alıntı. Efendim Muharrem İnce 100 günde yapacaklarını açıkladı. 100 gün üzerinden farkındaysanız gündemde. Adalara New York modeli. Hayvanseverlerin eleştirdiği adalardaki faytonlar için New York modeli önerisi geldi. Kanal platformu sözcüsü Nurhan Çetinkaya, 68 faytonun bulunduğu New York'ta fayton plakasının 600 bin dolar olduğunu söylemiş. Plakanın azlığı hizmetin standardını yükseltiyor demiş. Evet, bakalım nasıl olacak efendim. Peki. TSK girilmez denilen bölgede. CNN Türk, Kandil Harekatı'nı yakın plana aldı. Malum CNN Türk, Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta artık Demirören grubunun. Dağda, derin vadide, tepelerde, meskun mahallede, cephede terörle mücadele eden Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor. Kuzey Irak'ta günde yaklaşık 4 kilometre ilerleme sağlanırken uzmanlara göre Türkiye silahlı kuvvetleri ve diplomasisiyle terör örgütüne yönelik stratejik kıskaç harekatı uyguluyor. Pekala, peki. Efendim, dost musun, düşman mı sorusu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ben işte ABD ile TSK devreye gezerken Senato Türkiye'ye silah satışına sınırlama getiren tasarıyı onayladı. Evet, peki şimdi Güner Civoğlu'ndan bir alıntı yapacağız efendim. O da bu F-35'ler konusunu, ambargo konusunu yazmış ve demiş ki F-35'ler ve Türkiye'deki üsler. ABD Senatosu Türkiye için üretilmesi gereken F-35 savaş jetlerine yarı ambargo koydu. Neden yarı ambargo? Çünkü anlaşmaya göre bu ayın 21'inde üretimi tamamlanmış 2 F-35 Texas Houston'da törenle Türk Hava Subaylarına teslim edilecek. Türk jet subayları ve teknik yer görevlisi subaylar bir yıl boyunca bu iki uçakta eğitim alacaklar. Çok sürpriz bir gelişme olmazsa bu kesin ama. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere Amerika'dan çıkmaları, Türkiye'ye gitmeleri bu son kararla engellenmiş bulunuyor. Ve bu kararın kesinleşmesi için 60 günlük bir onay süresi var. Onaylanmaması da mümkün. Aslında F-35'ler her şeyiyle bir ABD üretimi değil. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 devletin üretim ve mali katkısıyla gerçekleşen bir proje. ABD'nin tek başına vermiyorum var mı diyeceğin tavrını koyması uluslararası hukuk ve uluslararası ticaret hukukuna göre başına çok dert açar. Ağır tazminat ödemek zorunda kalabilir ayrıca. F-35'lerin önemli kokpit parçaları ve aygıtları Türkiye'de üretilmekte. Daha önce verilen ve henüz görüşülmemiş olan bir başka yasa teklifinde Türkiye'nin F-35 üretim konsorsiyumundan çıkarılması yer alıyor ki iki ülke ilişkilerini buzluğa koyabilir. Bu son kararın gerekçesi Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklu olan Evangelist Rahip Bronson'un serbest bırakılmaması ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemiyle NATO savunma sistemine aykırılık iddiası. ABD Kıbrıs'a barış harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu koymuştu.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başbakanlık yıllarında Türkiye'de karşı tavır olarak İncirlik üssünü ABD'ye kapatmıştı. Şimdi de İncirlik kapatılabilir. ABD'nin Afganistan operasyonlarını İncirlik olmadan sürdürmesi çok zor. Dahası bir eşi sadece Amerika'da olan Malatya, Kürecik radar üssünü de kapatabilir. Bu üs uluslararası füzelerin erken uyarı merkezidir. Şimdi Kürecik'le ilgili bir tartışmayı hatırlatalım. Unutuluyor çünkü. Kürecik gündeme geldiğinde Kürecik'in bilgilerinin İsrail'e de verileceği iddia edilmişti. Türkiye'deki yetkililer yok hayır denmişti ama daha sonra ortaya çıktı ki Kürecik'in verileri İsrail'e de gidiyor. Bu bir erken uyarı sistemi ve İsrail'in İran'a karşı hava savunmasına da kolaylık sağlayacak ve İsrail'in de istifade ettiği bir erken uyarı sistemi burası. Hatta o tarihte belki yeterli bilgi olmadığından filan bazı devlet büyüklerimiz işte düğme bizde olacak. Hani erken uyarı sistemi sonuçta işte uyardı havada düşman füzesi var hadi bakalım vur filan dediğinde onu vuracak olan sistemin düğmesinin elimizde olacağını zanneden büyüklerimiz vardı ama daha sonra bunların hepsi unutuldu. Daha fazlasını da söylemeyelim. O da bizde kalsın. Peki. Şimdi dönelim Civoğlu'nun yazısına. Bir eşi sadece Amerika'da olan Malatya Kürecik radar üssü kapatılabilir. Bu üs uluslararası füzelerin erken uyarı merkezleridir. Buradan saptanan balistik füzeler atağına karşı ABD'nin Romanya ve Polonya'daki füzeleri ateşlenebiliyor. Kürecik kör ve sağır olursa Romanya ve Polonya'daki füzeler zamanında ateşlenemez. Aynı şekilde Konya Karapınar'da çok yükseklerde gözlem uçuşu yapan AWACS uçaklarının üssü var. Bu üs de kör ve sağır hale gelirse. Evet. Civoğlu da bunları hatırlatmış efendim. Peki. Geldik Orta Doğu'ya. Ülkücülük pazarda alınıp satılmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı oluşturulurken herhangi bir şekilde bir beklenti ve talep içerisinde olarak bunu gerçekleştirmedik. İnandığımız şekilde hareket edersiniz. Ama Cumhur İttifakı sonuç aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verimli ve etkin konuma gelebilmesi, programının tam uygulanabilmesi açısından meclise eğer güçlü bir yapı bulunursa üzerimize düşen görevi de yaparız. Evet, devam edelim efendim. Sınırı aştık diyor efendim. Hangi alanda? Dolandırıcılık konusunda sınırı aşmışız. Sınırı aştık derken gerçekten fiziki sınırlardan söz ediliyor efendim. FETÖ'cüsünüz, hadi bakalım pamuk eller cebe, verin paraları da sizi bir kollayalım diye dolandırıcılık yapılıyor ya Türkiye'de. Vallahi iş Almanya'ya kadar uzamış. Alman vatandaşlarını FETÖ'cülükten korkutup 7,5 milyon avro, 7 milyon avro toplamışlar efendim. İyi para yani. Bakar mısınız? Bunları kutlamak lazım. Çeşitli alanlarda bu operasyonu yürütenlere iş vermek lazım gibi geliyor bize. Evet. Efendim, şimdi bu arada Başbakanımız Türk vatandaşlığına geçmiş 30 bin Suriyeli'den söz etti. Sayı tam olarak bilmiyorduk. Böylece öğrenmiş olduk. 30 bin Suriyeli de bu seçimlerde oy kullanacak. Herhalde 30 bindir sayı. Yani Başbakanımız söylediğine göre. Yani Başbakan da böyle bilgilendirilmiş. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 4 milyon civarında falan olduğu söyleniyor. Resmi rakamlar da bir daha aşağıda. Ama işte bugün bizi şaşırtan Demirören'in iki gazetesi. Birisi Hürriyet. Manşetinde Fikirtepe'deki kepazelik. Vatandaşlar kira yardımı kesildiği için ve bana inşaat da taahhüdünü zamanında getiremediği için sokakta, çadırda yaşamaya başlamışlar. Böyle 1600 aileden söz ediliyor. Onu haberleştirmiş, ona şaşırdık. Posta gazetesi de Kilis'teki geçici iş kuyruğunu haberleştirmiş ki yani dehşet bir kuyruk. Yani nasıl oldu da bu haberleri verdiler diye biz şaşırdık. Bakın gelsin görelim şimdi bakın kuyruk nasıl bir kuyruk.
Posta Gazetesi'nde. Biz yaşadığım haber. Kuyruk bu efendim. Uzayıp giden o tren yolları gibi upuzun, geçici. 6 aylığına evet. 6 ay süreyle çalışılacaklar. 1500 kişi. İçin başvurular. Evet. 2 Temmuz'da da kura çekilecekmiş efendim. Evet. Peki. Devam edelim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Hemen ekrana taşıyalım. Ve de manşetiyle sürdürelim yayınımızı. İstikrarı korumak için oy vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarından 24 Haziran'la ilgili net mesaj. İstikrar için AK Parti, güven için Erdoğan. ASO Başkanı Nurettin Özdemir. Memursan Başkanı Ali Yalçın. ATO, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran. MÜSİAD'dan Abdurrahman Kaan ve Hak İş'ten Mahmut Aslan. Evet, bunlar AK Parti'ye destek kararı vermişler. Memursan, valla sanıyorum 1 milyon falan üyesi var Memursan'ın. E, 15 lira alıyorlar üye başına. 15 milyon yapar değil mi? Vallahi iyi para yani. Ne yapıyorlar ki? Teşkilatlara giden para olabilir. Değil mi? İşte sonunda kule yapıyorlar. Hoos, kocaman devasa kulesi var memur senin. Dünyada başka örneği var mı bilmiyorum tabii. Bilmediğimiz için konuşacak halimiz yok. Nerede? Ankara'da Kazım Karabekir'de. Ankara Sular İşletmesi'nin, ASKİ'nin. Hemen orada koskoca bir memursan binası var. Koca devasa kule. E para çok olunca. Evet. Efendim devam edelim. Son sözle. Hayvana eziyete 4,5 yıl hapis yolda. Ve Sözcü Gazetesi ilk 100 günde neler yapacağım demiş Muharrem İnce. Muharrem İnce bayağı hızlı vaatlerde ve hazırlık içerisinde öyle anlaşılıyor. O hali kaldıracağım. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Cemevlerinin statüsünü ibadethane haline getireceğiz. Öğretmen hemşire din görevlisine polislerimize 3600 ek gösterge. Bunu iktidar da veriyor. O hali iktidar da kaldıracağım diyor. Öğretmenler her 24 Kasım'da tam maaş ikramiye alacak. Bunu iktidar söylemiyor. Çiftçiye mazot 3 lira, asgari ücret 2200 lira. Çiftçiye mazot desteği yapmaya çalışıyorlar ama bir işe yarayıp yaramadığı kuşkulu. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülecek. Bunu da iktidar vaat etmiyor. Çocuk bezindeki KDV inecek. Çocuk bezine takmış durumda efendim. Ama çok nüfusu genç bir ülkeyiz. Sınavlardan ücret alınmayacak. Doğum, gebelik yardımı, dul maaşı, kira ve fakir yardımı enflasyon oranında artacak. Meral Akşener ise iktidarda kalmak için insanlarımızı yoksullaştırdılar diyerek hükümete yüklenmiş. Bolu, Düzce ve Kocaeli'nde konuşmuş. Bugüne kadar 110 miting yaptım demiş ve seçime 4 gün kala da yine bakanların çocuklarının eşlerinin acayip kiralık arabaları var. Aylık kirası 20-25 bin lira arasında. Seçilir seçilmez diyeceğim ki inin arabalardan. 8 milyar cebimizde kalacak. Evet. Efendim reklama gidiyoruz ama şunu da görelim. Müftülüğün Kur'an kursu AKP seçim bürosu olmuş. Camiler oluştu. İmam cemaat meselesi efendim. Değil mi? Az önce paylaştık ya Akif Bekir'den. Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasına kıraathaneler üzerinden destek verince artık işin suyu çıktı demektir. Yani camilerin AK Parti camisi, işte Kur'an kurslarının AK Parti Kur'an kursu filan olması, adayların buralarda bulunması filan. E yarın öbür gün devran döner de atıyorum. Muharrem İnce veya bir başka İnce bu koltuklara oturur da tersine işler olursa ne olacak bilmiyorum efendim. Reklama gidiyoruz. Değerli izleyiciler, gerçek gündeme devam ediyoruz efendim. Gazetelerimizle devam ediyoruz. Sözcü'ye noktayı koymuştuk. Star'dayız. Ekonomik seferberlik zamanı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin ısrarla Türkiye'nin başında kara bulutlar toplamaya çalıştığına dikkat çekti. Bu sözler sanki ilan keseceği gibi geldi efendim. İlan kesicinin böyle kurduğu bir cümle var. Kulağını çınlatalım ilan kesicinin. Evet. Bazı çevrelerin ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalıştığına dikkat çekti. Ekonomik harbe karşı gereğini yapalım dedi. Böyle diyor efendim Cumhurbaşkanımız. Ekonomik harbe karşı gereğini yapalım. Evet. Provokatif saldırılara karşı seferberliğe ihtiyacımız var. Bunu başarmalıyız. Kur geleceğimizi belirleyemez. Yastık altında dövizimiz varsa piyasaya sürelim. Geleceğimizi Türk lirasıyla belirleyeceğiz. Yüksek faiz varsa yatırım olmaz. Lamı cimi yok, bunu değiştireceğiz. Enflasyonu %4.6'ya indirdik. Batı çıldırdı. Türkiye kendisiyle uğraşanların her seferinde heveslerini kursaklarında bırakarak dalga geçiyor. Bazıları Türkiye büyüyor da millet niye bunu hissetmiyor diyor. Bilmediklerinden değil, hınzırlıklarından böyle söylüyor. Yani bunu söyleyenlerin arasında hınzırlıktan değil de yahu madem 7.4 büyüyoruz, acık biz de büyüsek iyi olmaz mı demeye çalışan garibanlar olamaz mı? Bunların hepsi hınzır mı yani? Biraz da bize diyor yani vatandaş. Madem büyüyor efendim, sadece bir avuç adam büyümesin. Sosyal yardımları alanların sayısı büyümesin. Biraz da biz büyüyelim yani, biraz da bize. Nasrettin Hoca'nın hesabı. Hani oh öldüm filan demiş ya adam sıcak yaz günü hoşafı içerken. Öbür ver demiş ya, biraz da biz ölelim. Hani işte biraz da biz ölelim diyor ya vatandaş. Yani böyle hınzırlıktan filan değil, azıcık da bize diyor yani. Ne yapsın vatandaş? Efendim, geldik takvime. Topunuzu bitireceğiz. Erdoğan, Van'da birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Terör örgütünün Kandil'de yuvalanan elebaşlarına da böyle seslendi demiş efendim. Bu arada yine bütün hızıyla Berat Albayrak haberleri televizyonlarda, gazetelerde devam ediyor efendim. Yeni dönemin parlatılan ismi Berat Albayrak, bir kere daha altını çizelim. Ve Türkiye, Membiş'te de derslerini veriyoruz sözleri Cumhurbaşkanı'ndan. Efendim, Sanayi Bakanımız konuşmuş Türkiye Gazetesi'ne. Yol köprü tamam, sıra sanayide demiş. Parayı betona yatırdılar iddiasına da yol olmazsa nereye fabrika kuracaksınız diyen Özlü, yeni dönemin dev projelerini anlatmış. Yerli otomobil, endüstri bölgesi, teknoloji üssü, yerli molekül, altyapı, yerleştirme, ithal edilen 42 ürün grubundan 2700 kalem yerleşecekmiş efendim. 100 milyar dolar cepte kalacakmış. Ya şu kuru fasulyeyi falan yerleştirseniz de, yerleştirseniz de, hiç olmasa kuru fasulyeyi yerli nesil tohumlardan yesek. O mevzuat müsait değil, değil mi? Lisanssız tohum yok. Lisanssız tohum olursa destek primi de yok. Evet, hiç olmazsa samanı yerleştirelim efendim. Saman, değil mi? Evet. Baklayı, nohutu, bezelyeyi yerleştirelim. Efendim, devam edelim Vatan Gazetesi ile. Bu alın öpülür demiş efendim. Evet. Bu alın, bu eller, bu Mehmetler tabii. Mehmetçik Afrin'i terörden temizledi. Şimdi sivil halkın yaralarını sarıyor. Aşı olmayana aş, hasta olana ilaç götürüyor. Karşılığında ise içten bir öpücük de alıyor demiş. Güzel. Güzel de Mehmetçik'in pabucu dama. Neden? Yeni askerlik sistemi. Profesyonel askerlik sistemi. Elbette teknoloji ve teknolojik silahlar, teçhizat ve aygıt belli ölçülerde profesyonellik isteyebilir. Ama mecburi askerlik işini ve Mehmetçik kavramını siz bedelliler yoluyla, İşte profesyonel askerlik yoluyla tarumar ederseniz ortada Mehmetçik kalmaz.
bedeli mukabilinde iş gören Blackwater kalır. Ruhunu kaybeder, ruhunu. Ruhunu, maneviyatını kaybetmiş bir ordu. Ordu olmaz, Blackwater olur. Allah korusun. Şehitlikten filan söz edemezsiniz. Öyle değil mi? Efendim, Gazprom'a Londra şoku. Bu da çok ilginç. İngiltere Gazprom'un İngiltere'deki mal varlıklarına el koydu. Gazprom biliyorsunuz Rusların bu büyük gaz şirketi. Bu Ukraynalı gaz şirketi Naftogaz'ın lehine soruşturan tahkim kararı sonrası ki malum Londra uluslararası tahkimin iki adresinden birisi. Bu arada şehir hastaneleri için de Türk mahkemeleri değil Londra tahkimi geçerli. Dışarıdan kredi alınca krediyi veren ihtilaf konusunda senin mahkemeler olmaz diyor. Biz de baş üstüne deyip atıyoruz imzayı. Değil mi? Hazine garantisine rağmen. Evet. Efendim geldik Akit'e. Alternatifsiz değiliz. Türkiye'den ABD'ye F-35 resti. Efendim faize katılım freni ama faiz olmuş %20. Hocam. %18,5-19. Karar gazetesinin ekonomi sayfasını bana mı getirir misiniz arkadaşlar? Yazı için vermiştim. Yani şimdi burada sallamak sıyırmak kolay da fiili duruma bakacağız. Söylem. Bu eyvallah. Söylemle eylem birbirini tutmadığında kitleler fark etmiyor da ama yani insaf diyenler var. Hani faize katılım falan ya katılım bankacılığı faizi sınırlayacakmış falan. Olur. Olur. Bak şimdi haberi verelim de. Nedir durum? Onu bir görelim yani. Ver abiciğim. Bakın. Haber bu. Neymiş efendim? Devletin borçlanma faizi %20'ye dayanmış. Devamı var mı? Var. Bakın. Hazine dün 3 tahvil ihalesinde 7 milyar 931 milyon lira borçlandı. İhalede ortalama faiz 18,49 bileşik faiz 19,35 oldu. 20'ye dayandı bu. 19,35 bileşik faiz. 20 Haziran tarihli 13,6 milyar liralık vadesi gelen borç ödemesi için yapılan ihalede 14,6 milyar lira borçlanarak iki kritik eşik geçildi. Hani bu sene şu kadar para lazım diyoruz ya 231 milyar dolar. Şimdi bakın 20 Haziran'da 13,6 milyar ödememiz gerekiyormuş. 14,6 milyar borçlanarak 13,6'yı ödemişiz. 1 katrilyon da üstüne koymuşuz filan. Durum bu yani. Eyvallah canım. Fazla gaz vermeye lüzum yok. Fiili durum bu. Ama söze gelince emekli kahvesi gibi. Sen de söyle demiş adam yani. Sen de söyle. Nasıl olsa bak tabii burada şimdi hakkı teslim edelim. Nasıl olsa söylediğinize inanmaya hazır geniş bir kitle var. Bu kitlenin kıymetini bilmek lazım efendim. Efendim Yeni Asya'dayız. Gençlerden mesaj var diyor efendim. Üniversiteliler seçimi demokrasi ve hukuku esas alan kazansın demiş. Evet. Bunlar herhalde Risale-i Nur çevresindeki öğrenciler. Efendim üniversite hiç bu kadar aşağılanmadı ifadesi var. Böyle veya böyle. Ne vakitte üniversite var mı? Ne kadar, nasıl bir üniversite var? Onları ayrıca belki tartışıp konuşmak lazım. Efendim devam edelim. Bana süre öyle mi? Peki. Yeni Birlik Kandil'e gireceğiz Sincar'a derken Yeni Çağ iktidar için halkı yoksul bıraktılar iddiası ve Yeni Şafak kantonculuk oynayanlar dersini alıyor. Şimdi İbrahim Karagül'ün yazısı çok uzun değil onu veriverelim. Bari öyle nokta koyalım. Süremizin sonundayız ama madem Yeni Şafak'tayız İbrahim Karagül'ün uzun bir yazısı var ama biz bir bölümünü aldık. O bölümü sizlerle paylaşalım. Gelsin bakın başlık
bayağı uzun. Bu Selçuklu yürüyüşüdür. Osmanlı yürüyüşüdür. Cumhuriyet yürüyüşüdür. Açın gözlerinizi, uyanın demiş efendim. Şimdi İran sınırından Akdeniz'e kadar o kuşakta hangi ülke ya da örgüt olursa olsun bütün o kuşakta olmaktan başka çaremiz olmadığı ortadadır. Musul-Halep çizgisinin üstündeki bütün o kuşak Türkiye için güvenlik alanıdır. Hiçbir şekilde istikrarsız bırakılamaz. İstikrarsız kalacaksa oraları Türkiye denetim altına almak zorundadır. Bölgesel ve küresel konjonktür bu boşluğu Türkiye'ye verecektir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bunun böyle olacağını göreceğiz. Aynel Arap, nihayet. Aynel Arap, Kobani diyorlar ya siyasi proje haline. Aynel Arap aslında orasının ismi. Kamışlı, Haseke, Mahmur, çok uluslu terör, müdahale planları neredeyse orası Türkiye'nin hedefi olacaktır ve kesinlikle söz konusu müdahaleler yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşü bir Selçuklu yürüyüşü, bir Osmanlı yürüyüşü, bir Cumhuriyet yürüyüşü ve geleceğin Türkiye'sinin yürüyüşüdür. Dostları kadar düşmanları da bunun böyle olduğunun bilincindedir. İçerideki düşmanları böyle olduğu için onu hedef almaktadır. Dışarıdaki düşmanlar Türkiye'yi durdurmak için onu hedef almaktadır. Demek ki bir zamanlar askerler bunu söylediğinde içeride düşman, dışarıda düşman, iç düşman, hadi canım sen de iç düşman mı olurmuş diyenler iç düşmanı keşfettiler efendim, değil mi? İbrahim Karagül'ün yazısıdır, onu anlıyoruz. Bu bir milletin kader yürüyüşüdür. Anadolu'nun, coğrafyanın yürüyüşüdür. Anadolu ne zaman ayağa kalksa coğrafya ayağa kalkmıştır. Tarih dönüşü yaşanmıştır. Bu sefer de öyle olacaktır. Bin yıllık geçmişe bakan herkes bunun böyle olduğunu görecektir. Evet. Hamaset dozu yüksek. Öyle yazıyor zaten yazılarını genellikle Karagül. Efendim bugün de süremiz de tamam, gazetelerimiz de tamam, köşe yazılarımız da tamam. Ama yarın sabah 07:15'te gerçek gündemde yine sizlerle buluşmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.